Evet e, bu arada sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Tabi sezonun tamamlanmasının ardından vedalar da arka arkaya e, geliyor. Batu Şuhayi Beşiktaş'a veda etti. Hemen bakalım e, son dakika gelişmesi olarak ekranlara da yansıyacak hangi sözlerle veda etti Batu şuayı Burada yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum. Siz bunu hak ediyorsunuz sözleriyle. Veda etti Batu Şua'yı Beşiktaş'a. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum. Bunu hak ediyorsunuz dedi. Hemen Batu Şua'yı ne bakayım. yaparsa şaşırmam biliyor musunuz şu anda? Uçağı kaçırsa şaşırmam. Evet yani güzel bir veda olmuş. Bu kadar gol kaçıran, bu kadar insanları çıldırtan bir performanstan sonra e, yolu açık olsun, uzaktan sevsin Beşiktaş. Öyle ya, yapacak zaten. Umarız. Bu yani bak, bak çok zaten. Uz, uzun yıllardır, uzun yıllardır bu kadar kötüsünü izlememiştik. Bu kadar beceriksiz bir golcü izlememiştim yani. Ya bazen olmuyor ama ilk üç hafta, bazen... dört hafta. Bak mesela Beşiktaş batışa geldi, ilk üç dört. 3 hafta hangi maçta ikinci hafta bir maçı vardı. İşte golcü bu dedik. Topu o kadar güzel ayağını alıp çekmesi alttaki ilk golde. Hatta bir tane direkten dönmüştü. O zaman bu kadar üstte direkten dönenler yoktu. <laughs> yani Batshuayi geldi zaman büyük bir marka olarak geldi. Beşistesinin aradığı golcü. Dedi. Olmadı. Bazen tutmadı zaman tutmuyor. Evet. Beklenenin çok altında kaldı. Hadi güzel bak. bir veda yayınlamış. Büyük bir büyük tamam güzel veda güzel canım. Ee, büyük bir golcü değil bak ama işte Batshuayi. Yani Batshuayi için çok hızlı diyebiliriz. Güçlü diyebiliriz. Hırslı diyebiliriz. Tutkulu diyebiliriz, efendim e, pres gücü var diyebilir, bir sürü şey diyebiliriz. Gol vuruşu yok, gol vuruşu zayıf. Ve bu adam Türkiye'ye gelmeden önce de bu eksiği vardı, zaten o yüzden Türkiye geldi. Ve maalesef Beşiktaş için belki de e, hani berbat demeyelim de kötü sezonun baş mimarı diyebilirim. Onu, o, o, o vuruşları en iyi öğretecek olan Sergen Hoca'nın ayrılığı da mutlaka etkili Abi bak, olmuştur. Abi öğretemezsin artık Savaş. Ya. Yani 7 metre o kale ya gözünü seveyim ya. Yani, yani bir direğe vurdu şansı iki direğe vurdu. Abi bütün topları direğe vuruyorsan bir başka bir şey var yani. Ya o, direğe vurması çok büyük şanssızlık. Onu mesela Hamit altın topta mesela çok iyi toplar atar ama öyle maçlarda öyle de hep direk mesela. 9 tane direk sayarım ben mesela ama sonunda olmayan Hamit, Altıntop altın golcü değil işte. E golcü, golcü, de... golcü, diye aldığın adam 7 metrede Peki tutturamıyorsa... sana bir şey söyleyeyim. 100 tane topu al yan yana vur. Evet. Desinler ki 100 tanesini de buraya vuracaksın. Kaç tanesini direğe vurabilir normalde? Yani direğe vurmak da bir, büyük bir şanssızlık yani meziyet yani vuracağım diye direğe vurmak için vuracaksın ama. Direğe vurmak için bak ha, gol atmak o zaman için vuramaz. değil. Vuramaz. O zaman vuramaz. Hayır Batçay vuramaz. Ya burada bir, işte bir çeşitli var o zaman sende. Onu söylüyorum yani istese yapamaz yani. O yüzden hak, Böyle eleştirmemek lazım direğe vuruyor diye. Yok. Ya Top direğe takılabilir ya. Yok. Bir olur, beş olur. Kötü İstese vuruyor. Olur. Kötü vuruyor. Son vuruşları zayıf bir adam. Ama e, hani buraya geldi de vurmayı unuttu değil zaten buydu. Hayırlısı olsun Beşiktaş Türk futbolu içinde. E, bu arada yine Türkiye içindeki kulüplerle de ismi geçiyor Batu şu an. Acaba Türkiye'de kalır mı? Bir bakıyorsun Fenerbahçe'de. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe <laughs> olmaz. Fenerbahçe olmaz. Ya bak şu var. Eee. Farklı bir oyun formatında Batu Şay'den çok doğru verim alabilirsiniz. Ama son ütücü derler yani son ütücü evet. aranıyor. O son vuruş yapacak adam bunun üstüne inşa ediyorsanız yapıyı hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani Batu Şay başka bir oyun formatında, çift forvetle oynayan bir takımda çok fazla pozisyon hazırlayan, rakibin savunma kurgusunu darmadağın eden, efendim olmadık yerden topa ayak sokup gol atan bir adam profili çıkar ondan. Ama o en uçtaki nokta atışı vuruş yapacak oyuncu olmaz. Ama bazen bazı takımlar oldu. Mesela Söllö, Trabzonspor harikalar yaptı. Gitti mesela şu anda orada. O bekleyen futbolu sergileyemedi. Gollerini atamadı. Sergileyemez. Çok basit bir şey aslında Savaş. Şu Trabzonspor'daki oyun formatı başka Çünkü... bir şeydi. Trabzonspor'u karşılayan takımların savunma kurgusu başka bir şeydi. Oradaki başka bir şey. Çok basit yani. Biz yıllarca izlemedik mi Anadolu kulüplerinde inanılmaz işler yapıp evet. efendim İstanbul'a gelince aa bu adam golcü değilmiş dediğimiz isimler var. Evet. Wagner, Love de onları, evet. Wagner Love var hatırlıyorum. Wagner Love belki de onlar tavan noktası olabilir. Wagner Love'un kariyerinde çünkü e, farklı farklı de vardı. Evet. Mesela Sissede mesela <laughs> Hayal Kırıklığı diye Abi bir mesela, var. var böyle bir sürü sayarız. Jackne de var Cagney. mesela. Jackne var. Emanike evet. Her ne kadar Fenerbahçe'de mesela bazı sezonlar 8-10 gol atmış olsa da yine de yok. Bak, yine de mesela ben, oradaki futbolunu o sergileyemedi. Evet. Orada Cerni mesela için, bir takım Amerika'ya nereden geldi? Kasımpaşa'dan Paşa'dan geldi. Kasım Paşa nasıl hücum eder? Rakipler nasıl karşılar? Galatasaray nasıl hücum eder? Galatasaray rakipler nasıl karşılar? Keza Karabük'teki emelike. Başka hikayeler yani. Şişir, koş. İşte At, yani işte. yani boş Trezege veriyorduk Cagne'ye. Cagne koşuyordu. Öbür taraftan... Bak Kasımpaşa'nın bir maçını izledim. Cagne ayrıldıktan sonra Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Kasımpaşa oynadı. Yine bildiğimiz o ezberlediğimiz evet. oyunu oynadı. Top sola açıldı. Soldan tam böyle nokta atışı bir orta geldi. Jagne olsa orada gol olacak. <laughs> Çok yaşa. Sağlıklı yaşa. Hep ya. Jagne olsa orada gol olacak ama Jagne yok. Kasımpaşa Jagne'nin ayrıldığını anlamakta bile zorluk evet. çekti. O kadar ezberlemişler ki. Ama Galatasaray'da Kasım e, Jagne'ye kaç kere o pozisyonlar sunuldu? Olmadı. Ne Galatasaray'ın oyun formatı ona uygundu ne de rakipler o şekilde karşılayabiliyordu. Karşılıyordu veya. O zaman transfer ederken düşünmek lazım. Bu oyuncu takıma göre transfer yapmak lazım yani. E tabi şimdi mesela Fenerbahçe'de detaylandırıcı onu. Geçen gün aynı şeyi anlattım. Hemen Seferovic. Niye Seferovic? Seferovic'i ben Jesus aldırdı. Jesus buraya geliyor. Fenerbahçe golcü arıyor. Hop Seferovic. Evet. Tamam al. Seferovic kötü adam demiyoruz. Ama senin oyun kurgun yani Seferovic'in arkasında oynayacak oyuncu grubu onu doğru şekilde besleyecek mi? Sorayım. Savunmalar e, bu şekildeki e, Seferovic o savunma kurgularına karşı üstün gelecek oyuncu bu. Bunları konuşalım. Onları e, onaylıyorsanız hemen alalım. Bunda problem yok. Ama hayal kırıklığı yaşadığımız nokta budur. Falancı takımda oynuyordu. 10 gol atmıştı. Bize geldi işte bir tane gol atamadı. E normal. Aradığın oyuncu o değil. İhtiyacın olan adam o değil çünkü. Şimdi Sörlut Fenerbahçe'de de yazıyorlar. Beşiktaş'a da yazıyorlar. Hangi Sörlut? Trabzon'daki Sörlut. Çok güzel PR yapıyorlar. Yazıyorlar da çok evet. güzel menajerleri PR yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş hatta tekrar Trabzon'a dönmesi. Ha tabii, hatta yakında 3 tane golcüsü olmasa hemen Galatasaray'da yazarlar. Zuba, Artem Zuba, Zenit'le ayrılık kararı aldı. Kariyerinde ilk kez Rusya dışına çıkacak. Rusya performansını tartışmıyoruz, milli takım dahil olmak üzere ama kariyerinde ilk kez ülke dışına çıkacak bir oyuncu nasıl adapte olacak, olabilecek mi? Bir de artık son dönemi. Hı, hı. bir daha transfer yapamazlardı, da 33 yaşında alınıyorsun. Hani e, en iyi teknik Fenerbahçe'nin aldı diyorlar, halbuki menajerlerin Fenerbahçe'ye sunduğu bir isimden bahsediyoruz. Orada çok fazla hikaye dinleyeceğiz yani, bakalım. Peki Şahin'in vedası ile birlikte özet görüntüyü izlemiştik. Bir tekrarına <laughs> dönelim. E, Trabzonspor e, karşılaşmada son maçta Medipol Başakşehir karşısında kaybetti. E, biraz daha Trabzonspor için artık bordo mavili için ligi bitirdik.